Dedim ki Allah Allah bu nedir diye bir eğildim bir baktım. Bir söktüm bir çıkarttım ki dinleme cihazı. Dedim ki tamam dinleme cihazı dinlesin o zaman. 10 odalı bir koridor düşünün. O odalarda her birinde işte bilmem Mersin'den, bilmem Diyarbakır'dan, bilmem İzmit'ten kardeşler getirmişler. Bizleri hakimin karşısına böyle sıralı bir şekilde dizdiler. Karşımızdaki hakim bu sefer başladı sormaya. Dedi ki gözaltı süreniz dedi uzatıldı. Bunu onaylıyor musunuz? Kabul ediyor musunuz dedi. Herkese böyle tek tek böyle yaygın bir şekilde sordu. En başta ben dedim ki reddediyorum. Lavaboya gitmek istedim. Lavaboya gittim ve baktım ki aynada gerçekten da kendimi tanıyamadım. Ben hakimin karşısına şöyle çıktım. Hakim benim o durumumu gördüğü zaman öyle bir sinirlendi, öyle bir bunaldı ki o an öyle bir bağırdı ki o mahkeme salonu resmen onun sesiyle doldu, inledi. Bütün o mahkemenin içerisinde sol tarafında tamamen assubay yığını, sağ tarafında da avukat beni pür dikkat dinliyor. Tabi avukat daha önceden kendi eşimi aramış. Demiş ki böyle böyle bu verdiği ifadeden dolayı çıkamaz demiş. Daha sonra şunu söyledim. Dedim ki anayasanın 25. maddesine göre ben zaten dinimi sözel, yazısal ve meclisel olarak paylaşabilirim, yayabilirim. Hakim o ara şöyle baktı bana. Dedi anayasayı kabul etmiyorsun ama anayasanın 25. maddesine de sığınıyorsun dedi. Dedim ki hakim bey, ben size bir şey söyleyeyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allah subhanahu ve teala'ya hamdolsun ki bugün yine Allah subhanahu ve teala'nın dinine hizmet etme gibi bir niyet. Allah subhanahu ve teala'nın dinine hizmet etme gibi bir derdimiz var. Allah subhanahu ve teala bizlere bu yolu açtığından dolayı ona ne kadar hamd etsek şüphesiz azdır. Öncelikle başımızdan geçen birçok olaydan sonra, birçok durumdan sonra biz bugün bu gözaltıyla ilgili, hapisle ilgili meselelere inşallah değineceğiz. O meselelerin ayrıntılarına ve Müslümanların tarafından alınması gereken dersler, alınması gereken bu sistemin tuzaklarına karşı tedbirler, bunlara inşallah değineceğim. Ben başımdan geçenleri anlatırken nice Müslümanın başından geçenlere de umarım ki ışık tutar, o Müslümanların dertlerini de bir nebze olsa dindirir ve o Müslümanların dertlerini de bir nebze olsa sizlere yansıtır. Öncelikle bu gözaltı sürecindeki suçlamalara değinecek olursak iki suçlama vardı. Birincisi para yardımı, yani onlara göre terör örgütüne para yardımı. İkincisi ise yaptığım videolar. Sokak röportajları ve genel normal sohbetler, normal İslami içerikli videolar. Allah subhanahu ve teala bizleri bu şerli sistemin tuzaklarından her zaman koruduğu gibi yine korudu, yine muhafaza etti. Şüphesiz bizim hapse girmemiz de, dışarıda olmamız da Allah subhanahu ve teala'nın imtihanından kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Biz içeride de Allah subhanahu ve teala'nın imtihanındayız, dışarıda da Allah subhanahu ve teala'nın imtihanındayız. İçeride musibet ile, dışarıda nimet ile Allah subhanahu ve teala'nın imtihan çemberindeyiz. Benim normalde bu konular hakkında pek açıklama yapmadığım görülmüştür. Lakin şöyle bir fayda gözettim, şöyle bir maslahat gözettim. Dedim ki artık bu sistem yaptıkları yanına kar kalmasın, yaptıkları toplum tarafından bilinsin ki
bizlere siz bu kadar rahat konuşabiliyorsunuz, siz bu kadar bu dini rahat anlatabiliyorsunuz, daha ne istiyorsunuz diyenlere de bir nebze cevap olsun ki biz bedel ödeye ödeye bu dini anlatıyoruz. Allah hamdolsun. Allah subhanahu ve teala her hal üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi hamdolsun, hamdolsun. Öncelikle bu meselenin iç yüzünü bahsedeyim Allah'ın izniyle. Bizim bundan birkaç ay önce sokak röportajlarında sivil polislerin bastığı, sivil polislerin iptal ettiği bir sokak röportajımız vardı, bilenler bilir. Oraya gelen bir tane görevli, TEM'den ya da MİT'ten gelen görevli de beni bazı meselelerde sorguya çekmişti, karakola götürmüştü. Bu meselenin üzerine tabii biz şöyle bir durum yaptık Allah'a hamdolsun. Onlar bizim video içeriğine ulaşmak istediler. Lakin biz o video içeriğini ellerinden kaçırdık. Onların elinden kurtarabildik. Kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Bu süre zarfının dışarısında o videoyu, tabii karakol süreci bittikten sonra biz o videoyu da Allah'ın izniyle yayınladık. İşte sivil polislerin nasıl müdahale ettiklerine dair. Gün geldi, tabii evim basıldı. Tabii bu ilk değil. Bu Allah-u Alem dördüncü evimin basılması. Bu dördüncü evimin basılmasında o yere gelen TEM'den görevli olan o memur da oradaydı ve amir de onların başındaydı. Kendisi geldiği zaman bana şunu söyledi, dedi ki geçen dedi o karakolda video içeriğini kaçırmış yayınlamışsınız. Ben sana güvenmiyorum dedi. Şimdi bizler Allah subhanahu teala karşı sorumluyuz. Bundan dolayı da Allah subhanahu teala katında suç olmayan ne varsa bizim gözümüzde meşrudur. Allah subhanahu teala tarafından suç olan ne varsa devlet eliyle de yasak denilse bizim gözümüzde asla varsa suç olamaz. Biz İslam dinini yaşamakta eğer özgür isek sizlere karşı, sizlere göre bu bizim din özgürlüğümüzdür. Bunu asla ve asla kendi yasalarınız dahi olsa kısıtlayamazsınız. Ben de o görevli dedim ki, ya dedim siz dedim elinizden geleni yapıyorsunuz. Siz benim evimi basıyorsunuz, beni almaya geliyorsunuz. Hakkınız var mı? Hakkınız yok. Kendi yasalarınıza göre hakkınız olsa dahi Allah subhanahu ve teala'nın dinine göre böyle bir hakkınız yoktur. Çünkü benim yaptığım fiil, benim yaptığım eylem Allah subhanahu ve teala'nın dinini anlatmaktır. Bu da Allah subhanahu ve teala katında doğal bir şeydir. Bununla insanlar cenneti kazanabiliyor. Bununla insanlar Allah subhanahu ve teala katında değerleri artabiliyor. Benim yaptığım şey herhangi bir şekilde suç değil. Senin yaptığın şey ise Allah subhanahu teala karşı suç iken kendi ibadet ettiğiniz tağutlara karşı suç değildir. Bundan dolayı da siz elinizden geleni yapacaksınız, biz de elimizden geleni yapacağız dedim. Tabii bundan sonra sadece kafa salladı ve evimi aramaya başladılar. Onların aslında yüzünde her zamanki gibi bir kibir, her zamanki gibi bir düşmanlık var. Şimdi bazıları şunu söyleyebilir, ya o kadar abartma. Bunlar da kendine Müslümanım diyor. Bunlar da namaza, oruca, zekata, Allah'a, peygambere değer veriyorlar. Bunlar da kendilerini İslam ehli ve İslam ümmetinden görüyorlar. Şimdi birisinin uydurduğu bir dine veyahut kendi aklımızda, kendi kalbimizde uydurduğumuz dine kendimizi mensup etmemiz ve o uydurduğumuz dinin adına da İslam diyerek kendimizi mensup etmemiz bizi İslam dinine mensup etmiyor. Bizi İslam dinine mensup edebilmesi için bizi Allah subhanahu ve teala'nın dini, Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla ilişkilendirilmemiz gerekiyor. Velhasıl kendisi evimi aradıktan sonra beni aldı, gittiler. Tabii bu olaya TEM sadece bir süreliğine baktığını, bundan sonra da jandarmaların beni gelip alacağını söyledi. Şimdi bugünkü toplum hani bu askeriyeyi veyahut polisi tam manasıyla İslam'a teslim olmuş bir yapı olarak görüyor ya. Ben şimdi şöyle bir kıssa anlatayım ki bunun kıssası artırılabilir. Daha önceden de bazı meselelere değinmiştik. Ben TEM'e gittiğim zaman, TEM'de normalde nezarethaneye falan beni koydukları zaman yeni gelen yani vardiya değişiminde yeni gelen bir tane polis vardı. Ona çağrıda bulundum. Dedim ki bir Kur'an var mı bir Kur'an? Bir Kur'an varsa Kur'an ver.
Burada okuyayım, onunla meşgul olayım. Nezahethaneye bilmiyorum, giren kardeşler bilir ki orası gerçek manada insanı bunaltan bir yerdir. Yani hapse girenlerle nezarethaneye girenlerin arasında şöyle bir fark olur. Nezarethane daha da bunaltıcıdır ama hapishane daha da ferahlatıcıdır. Yani kötünün iyisi diyebiliriz. Nezarethaneye soktukları zaman ben onlardan Kur'an istedim. Adamın bana verdiği cevaba bir dikkat edin. Adam dedi ki 7 yıldan beri burada kimseye Kur'an verilmedi. Şimdi yavaş yavaş şeriatın geleceğini söyleyen insanlar maalesef bu alanı göremiyorlar, bu durumu göremiyorlar. Biz sadece bir cüzünü görebiliyoruz. Tabii bunun geneline yaydığımız zaman kim bilir daha neler neler vardır. Ve bir süre sonra beni jandarma geldi, aldı ve kendi nezarethanesine götürdü. Tabii nezarethanenin içerisinde girdiğimde nezarethanenin özellikle tuvalet kısmı bir klozet düşünün ve temizlenmemiş. Banyo kısmı temizlenmemiş. Banyo yapacağın yer rezil bir durumda. Tuvaletini yapacağın yer rezil bir durumda. Seni böyle bir yere koyuyorlar. Işık desen sabah 8 ile 9 arasında az bir ışık vuruyor içeriye. Işığın girmediği ve devamlı gölge, devamlı karanlık olan bir yer. Ve daha sonra da yer yatakları, yer yataklarını da betonun üzerine koymuş. Yani biraz soğuk olduğu zaman ki o zamanlar sıcak, bunun bir de kış zamanları var ise istediğin kadar kalorifer yak. O yatakların altındaki o beton ister istemez insana zarar verecektir ki süngerler çok DNS'si ince süngerler. Yattığın zaman hemen incelip ve bedenini yere temas ettirebilir. Velhasıl yukarıda bir zemin vardı. Yukarıdaki süngerli yatağa uzandım, yattım. Tabii bundan önce şöyle bir süreç gerçekleşti. Bizi kayıt yaptırırken nezarethaneye girmeden önce benimle ilgilenen astsubay gayet gerçek manada nazik bir insandı. Hoşgörülü bir insandı. Benimle muhabbet ediyordu, benimle konuşuyordu ve benim inancımı kısım olarak da biliyordu. İslami konularda da bazı kısım şeylerden haberdardı. Bu meseleyle alakalı biz tabii onunla sohbet etmeye başladık. Ben dinimi anlatmaya başladım, o dinlemeye başladı. Böyle bir muhabbetle beni nezaretine alıp kendi nezaretlerine götürürken bu arada böyle muhabbetler geçti. Tabii nezarethaneye gittik. Nezarethaneye girerken orada kayıt falan yapılıyordu. Kayıt yapılırken ben kendisinden o samimiyetten dolayı dedim ki bana bir Kur'an verebilir misiniz? Ve o kendisi ismimi zikrederek dedi ki hemen bir tane Kur'an bulun ve getirin verin dedi. Allah subhanahu ve teala hadis ile muamele etsin. Kendisini hayır üzere oradan kurtarsın. Tabii bu gerçek manada orada size yapılacak en büyük iyiliklerden birisidir. 8 gün boyunca o Kur'an olmasaydı acaba benim durumum ne olurdu bilmiyorum ama gerçek manada çok bunaltıcı bir yerdi. Allah subhanahu ve teala hiçbir Müslümanı düşertmesin. Hiçbir Müslümanı onların eline düşerdip de o durumlara, o zelil durumlara düşertmesin ki gözaltına girdiğiniz zaman sizin kemeriniz alınır, ayakkabı bağlarınız alınır ve o vücudunuzdaki o elbiseler terlediğinizden dolayı koku üzerine koku birikir ve aşırı derecede rahatsız bir durum oluşur. Tabii banyo yapabilirsiniz ama banyo yaptığınız zaman da kurulanma gibi bir lüksünüz yoktur ki bize zaten orada vermediler. Tabii bu aşamada nezarethanede beklerken ben birkaç gün yattıktan sonra nezarethanede ikinci günü bir abi getirdiler. Abi, tevhid ehli bir abi, içeriye girdi. Ben kalktım, biraz muhabbet ettik, konuştuk. Beni biraz sonra, zaman sonra tanıdı. Tanıdıktan sonra biraz daha rahatladı ki beni sivil polis falan zannetmiş. Benimle konuşurken acaba benim yanıma sivil polis falan mı koydular diye aklından geçirmiş. Abiye şunu söyledim, dedim ki abi sen kalk, gel burada yat. Ben aşağıda yatayım çünkü yaşlısın. Şimdi aşağıdaki yatağın durumu belli. Tozun, pisliğin içerisine bırakmışlar. Yani şöyle düşündüm. Dedim ki acaba buraya yabancı bir tane suçluyu getirirler mi? Mesela Rus, mesela Alman, mesela Fransız. Onu alıp da buraya getirirler mi? Getirmezler. Onlara bile en temiz, en nezih, en güzel yerlere koyarlar ve en güzel de yemekleri verirler. Bizlere ise yemek diye kediye versen kedinin neredeyse doymayacağı yemekleri veriyorlar. Ve sabah kahvaltısında sanki böyle dalga geçermiş gibi ayran getiriyorlardı. Her zaman olmasa da.
Ama insan sabah kahvaltısında, örnek söylüyorum, bir poğaçanın yanında bir ayran gördüğü zaman bunu örf olarak birbirine uyuşturamaz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun der. Allah'a sığınırız, nimet konusunda hiçbir şikayetimiz olamaz. Lakin kendileri yukarılarda en güzel yemeği yerken seni aşağıya koyup herhangi bir suçunun olduğunu dahi ispatlayamadığı halde, gözaltı süreci dediği halde o gözaltı sürecinde sana ceza vermeye kalkması gerçek manada kabul edilebilir bir şey değil. Ben yine söylüyorum, biz bunların kanunlarına göre, yasalarına göre suçluyuz. Anlattığımız din evet bu yasaları, bu kanunları resmen yerle bir edebilecek, yerle bir etmesi gerektiğini söyleyen sözler, ayetler, hadislerdir. Bu yüzden bu anayasa bize hoşgörüyle bakamayacak, bu anayasa bizim yaptığımız şeyleri meşru göremeyecektir. Biz nasıl bu anayasayı illegal olarak görüyoruz, biz nasıl bu anayasayı şirk olarak görüyoruz, bu anayasa da bizleri dinini o kendisine göre şirk olarak görüyor, küfür olarak görüyor. Yani ortak koşulmasını istemiyor laikliğe. Laiklik tek manasıyla bir bütün olarak kabul edilecek. Onun dışarısında laik devletin yanına başka bir sistem, başka bir ideoloji, başka bir din koymayız diyorlar. Bizimle aramızdaki çekişme bundan ibaret. Yani bizimle bu sistemin arasındaki cedel, münakaşa, münazara, tartışmalar, mücadeleler tam manasıyla neden ileri geliyor? Dinimizden ileri geliyor. Velhasıl ben aşağıda yattım, o yukarıda yatmaya başladı derken ben birkaç gün sonra yerde yattığımdan dolayı böyle tabillot yediğimiz yerler var. Böyle normal yemek yediğimiz yerler var. O tabillotu o betonun üzerine koyarız. O betonun altı da boştur. Bir de baktım ki bir cihaz gözüküyor. Dedim ki Allah Allah bu nedir diye. Bir eğildim bir baktım. Bir söktüm bir çıkarttım ki dinleme cihazı. Rahatımızı bozmadık. Dedim ki tamam dinleme cihazıysa dinlesin o zaman. Koyduk. Ve Allah hamdolsun kendi dinimizi anlatmaya başladık. Birbirimize davetler, birbirimize tebliğler, birbirimize nasihatler yapmaya başladık. Konuşmaya başladık, muhabbet etmeye başladık. Allah subhanahu ve teala'nın dininden bildiğimiz kadar birbirimizi onarmaya başladık. Allah hamdolsun o konuştu, ben dinledim. Ben konuştum, o dinledi. Bu sayede o ses cihazıyla da bizi dinleyenlere umulur ki kalplerine bir damla dahi olsa hidayet suyu erişir ve Allah subhanahu ve teala onların kalplerinde bir iman yeşertir. Lakin belli bir zaman sonra, birkaç gün sonra ailevi, özel bir mesele olduğundan dolayı ben o ses cihazını söktüm, şöyle buruşturdum, koridorun ortasına fırlattım. Daha sonra koridorda normalde şöyle uzun, böyle boylu bir 10 tane bir oda düşünün, 10 odalı bir koridor düşünün. O odalarda her birinde işte bilmem Mersin'den, bilmem Diyarbakır'dan, bilmem İzmit'ten, bilmem falan falan yerlerden kardeşler getirmişler. Onlarla da muhabbet ettik. Aralarında birisi tevhidi tam manasıyla bilmiyordu. Tağut nedir, şirk nedir, İslam nedir, Müslüman kimdir, Muhsin kimdir, Salih kimdir vesaire. Bunlardan pek haberdar değildi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bana verdiği ilim kadarıyla hakka isabet ettiysemse Allah subhanahu wa ta'ala'dandır. Hakka isabet etmediysemse nefsimdendir. Anlatmaya çalıştım. Tabii ben anlatırken koridorda yankı yapıyor. Allah subhanahu ve teala hamdolsun. O koridorda yankı yaparken orada bir tane de astsubay görevlisi var. Yani bizim başımızda duran bir gardiyan adı altında ama astsubaydır. Onlar da bu vesileyle Allah hamdolsun dinliyorlar tabii. Bu vardiyada değişimleri süre geliyor. İşte bir gün oluyor, başkası geliyor, diğer gün başkası geliyor. Farklı farklı astsubaylar değişiyor durmadan. Bu süre zarfında biz tabii Allah subhanahu ve teala dinini anlatmaya çalışıyoruz. Ta ki içerideki bazı maruz kalındığımız sorunlar da oldu. Yani bu dördüncü güne yaklaşırken artık bizim çıkabileceğimizi de söylediler. Ben daha önceden de normalde gözaltına girdim. Gözaltına girdiğim zaman bu şekilde olmuyor. Yani normalde adam gelir, eğer günümüz uzatılacaksa bir tane kağıt gönderir. Der ki örnek söylüyorum, şu kadar daha gün gözaltı süreniz uzatıldı der. Daha sonra da devam eder. Ama eğer hakime çıkacaksınız derse, bu ya tutuklamadır, ya serbest bırakmaktır, ya da adli kontrolle serbest bırakması demektir. Ama dava devam eder. Yani demek ki usul değiştirilmiş ki, çünkü hakimin karşısına geçtiğimiz zaman ya bizi tutuklayacak, ya bizi serbest bırakacak, ya da adli kontrolle serbest bırakacaktır. Başka bir yolunu bilmiyoruz. Tabii dördüncü günü bizi çıkarttılar. Tabii orada iki tane de ablamız var, farklı nezarethanelerde kalan. Onlar da getirmişler. En az toplasan belki 10-15 tane de
erkek var. Bizleri hakimin karşısına böyle sıralı bir şekilde dizdiler. Askerler getirdiler. Tabi askerler getirirken benim kulağıma şöyle sözler geliyordu. Yani askerlerin arasındaki konuşmalara, muhabbetlere baktığım zaman, şimdi biz İslam'da diyoruz ya hani, tamam bu sisteme göre şehitlerdir. Bu sistemin inancına göre hepsi şehit olabilir. Hiç sorun değil. Biz Allah subhanahu ve teala'nın dinine göre kim şehittir, kim şehit değildir onu konuşuyoruz. Bu sistemde Allah subhanahu ve teala'yı tanımadığından dolayı bizim Rabbimizin koyduğu kanunlara ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehidin tanımıyla alakalı konuştuğu sözlere dair herhangi bir söz söyleyemez haddi de değildir. Biz İslam'a göre şehit kimdir diyoruz. Bunlar ise kendi sistemlerine göre zaten şehit olarak tanımladıklarından dolayı onların sisteminin şehitlerine hiçbir şey demiyoruz. Ahirette kendi ilahları eğer gerçek ise kendilerine vereceği cenneti verir. Ama iman ettikleri ilahları sahte ise Allah subhanahu ve teala o sahte sistemleriyle beraber onlara ebedi bir azaba, ebedi bir cehenneme koyar ve onlar da ne durumda olduklarını o zaman fark ederler, görürler. Orası kendilerinin bileceği iş. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyoruz. Şimdi bizleri hakimin karşısına geçirdiklerinde o iki tane abla da en uç tarafta duruyordu. Bizleri böyle sıralı bir şekilde koymuşlar. Bizleri bir sıralı bir şekilde dizmişlerdi. Karşımızdaki hakim bu sefer başladı sormaya. Dedi ki gözaltı süreniz dedi uzatıldı. Bunu onaylıyor musunuz? Kabul ediyor musunuz dedi. Herkese böyle tek tek böyle yaygın bir şekilde sordu. En başta ben dedim ki reddediyorum. Ben reddediyorum dememle yanımdaki reddediyorum, reddediyorum, reddediyorum. Hepsi reddediyorum dedi. Daha sonra en sondaki abla kendi durumunu anlattı. Dedi ki bir 4 yaşında, bir 7 yaşında, bir 14, bir 17 yaşında çocuğum var. Bunları komşuma bıraktım da geldim. Komşuma bıraktım ve zorla getirildim buraya. Diğer abla da İstanbul'dan getirilmiş ve kendisinin engelli, bakması gerekli aile bireyi var. Tabii hakim bunları dinledikten sonra diğer erkeklerden de bazıları mazeretlerini beyan etmesine rağmen hakim dedi ki çıkın dışarıya, karar verecekti. Çıktık dışarıya, bir süre bekledik, içeriye davet edildik, girdik içeriye. Daha sonra hakim demesin mi? Reddiniz reddedilmiştir. Şimdi reddiniz reddedilmiştir sözünü sormadan önceki o sorduğun soruyu hiç sormayacaksın. Eğer bizim reddimiz reddedilecekse bizi buraya da getirtmeyeceksin. Bizim sözümüzün bir değeri olmadığı sürece bize de bir şey sormayacaksın. Yani tam manasıyla prensipler, prosedür ne gerektiriyor ise bunu yaptılar. Bizleri gerisin geri nezarethaneye gönderdiler. Sadece şunu zannediyordum. Ben para yardımından dolayı alındım. Darül Erkam adlı bir kuruma, bir STK'ya para yardımı yaptığımdan dolayı bundan dolayı alındığımı biliyorum. Tabii bununla ilgili açıklamalarımız çok basit olacağından dolayı pek o kadar düşünmedim. Yani çıktığım zaman ifadeyle alakalı yapılacak şeyler, savunmalarım vesairelerim Allah hamdolsun çok basit olduğunu düşünüyordum. Tabii Darül Erkam şu an sisteme göre bir terör örgütüne yardım yapan bir STK konumunda. Allahu alem ne kadar doğru ne kadar yalan. Çünkü bu sistemin bize attığı iftiralar ortada. Bu sistemin kendi vatandaşım dediği insanlara yaptığı tuzaklar ortada. Bu yüzden bu sistemin dediği sözlere ben hiçbir şekilde ne yapmıyorum? İtibar etmiyorum. Bunun üzerine tabii günler geçiyor ve yavaş yavaş aramızdaki arkadaşlarında, kardeşlerinde ifadeler alınmaya başladı. Benden önce giden herkes ki en son ben çağrıldım. Herkes Darül Erkam'la suçlanırken benim dosyama hem Darül Erkam'ı hem de benim çektiğim videoları, sokak röportajlarını bunları dahil etmişler. Dosya olmuş kabarmış, dosya olmuş defter olmuş kitap. Tabii beni nezarethaneden çıkarttılar. Nezarethaneden çıkartılırken en son benim ifadem alınmıştı ve en son gruba kalan kişilerden birisi de bendim. Normalde 7-8 gün önce kendimi bir aynada görmüştüm. 7-8 gün sonra da ilk defa gittiğim zaman aynada kendimi gördüm. Tabii o dediğim gibi yedirdikleri yemekten dolayı o kadar az ki, o kadar yetersiz ki insan ister istemez zayıflıyor, insan ister istemez acizleşiyor, ister istemez güçsüzleşiyor. Lavaboya gitmek istedim, lavaboya gittim ve baktım ki aynada gerçekten de kendimi tanıyamadım. Yani bu insanların bizlere yaptığı şu zulme bir bak.
Sonra da şu tarafta insanlar, ya siz konuşuyorsunuz da size kim ne diyor? Siz söylüyor, siz anlatıyorsunuz da size kim ne diyor? Siz toplanıyorsunuz da bir yerlere size kim ne diyor? Diyenler de bu anlattıklarıma bir dikkat kesilsinler. Tabii bununla da kalmıyorlar. Senin belinden kemeri çıkartıyorlar. Pantolonun düşer mi düşmez mi? Sen belini tutmaya çalışıyorsun. Ayakkabılarından ipliklerini çıkartıyorlar. Yürüyebilir misin, yürüyemez misin? Onu da düşünmüyorlar. Tabii kendilerine göre bazı mazeretlerle bunları yapıyorlar. Sen, affedersin, onların karşısında penguen gibi, palyaço gibi yürüyen bir insan haline geliyorsun. Ne kadar kendini belli etmesen de bu kaçınılmaz bir durum oluyor. Ben kendi oradaki astsubaya da bunu belirttim. Sizler bugün bizlere zulmediyorsunuz. Bizleri anlattığımız dinden, yaptığımız eylemlerden dolayı suçlu olarak görüyorsunuz. Ahiret günü sizlerin bu yaptığınıza karşılık bizler de alacağımızı sizden alacağız. Ve Allah subhanahu wa ta'ala zaten alacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Eğer bu şekilde hayatımıza devam ederseniz ya da bizler bu hayatımızdan Allah muhafaza dönmez isek. Velhasıl ifade zamanı yaklaşmaya başlamıştı. Ben avukat falan zaten istemedim. Ama baronun otomatik olarak atama durumu var. Tabii geldi, bir hanımefendiydi. Kendisi bana bazı sorular sordu. Dosyayla ilgili bazı sorular sordu. Tabii karşımdaki hanımefendinin Kemalist olduğu belli. Şimdi bugünkü sistemin, şu bugünkü düzenin durumuna bir bakabilir misiniz? Yani bir Kemalist bir insanı bana sen veli diye atıyorsun. Yani benim velayetimi ona bağlıyorsun, beni savunacağını söylüyorsun. Bugünkü sistemin batıllığı buradan bile belli. Şimdi adam, örnek söylüyorum, bir PKK'lıya sen tutuyorsun. Bir Kemalist'e atadığın zaman o PKK'lıyı doğru düzgün savunmayacak kesindir. Hadi savunuyorsa o Kemalist denilen kişi kendi inancına göre de münafıktır. Ya da bir PKK'lı bir kişiyi sen Kemalist bir insana atıyor isen ve o Kemalist kimseyi de o PKK'lı savunuyor ise o davasını haindir. Çünkü kendi davasına muhalif olacak nasıl bir şey savunabilir bir insan? Ya da savcısı taraflı, hakimi taraflı, Kemalist midir, ateist midir, deist midir bilmiyoruz. Bundan dolayı biz bu sistemi eleştirebileceğimiz belki binlerce sebep vardır ama insanların da görmek istemeyeceği binlerce gözü var. Allah subhanahu ve teala hepimizin kalp gözünü açsın ki Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi gözler kör olmaz, kalpler kör olur. İfade suresinde avukat hanım bana dosyayla alakalı, suçlamayla alakalı bir şeyler söyledi. Ben tahminen dedim ki ben hani bir STK'ya yardım yaptığımdan dolayı o da terör örgütüne yardım yapmış. Bu şekilde ilişkilendirerek beni terör örgütü üyesi konumuna getirmişler. Suçlama bu diye zannediyorum tabii. Siz dedim avukatsınız. Dosyanın içerisine girip görebilirsiniz. Gidip bakın dedim. Kendisi gittiğinde bu dosyanın gizli olduğunu ve kimsenin bakamayacağını söylemiş, geri gelmiş. Neyse, beni ifadeye çağırdılar. İşte bugünkü memleketi tağut olarak görüyor musun? Evet. İşte Mustafa Kemal'i ne olarak görüyorsun? Allah subhanahu ve teala'nın dışarısında hüküm koyan tağutlar neyse, Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarını beğenmeyip de İtalya'dan, İsviçre'den, Almanya'dan kanun getirenler adı neyse, Mustafa Kemal'in de adı odur. Mustafa Kemal bir tağuttur. Bugünkü memleketi darül küfür olarak görüyor musun? Darül İslam olmadığı ortadadır. Kur'an'la hükmedilmeyen bir memleket, hangi memleket olursa olsun, o darül küfürdür. Bu Almanya'sıdır, İtalya'sıdır. Nasıl darül küfürse, Türkiye'de aynı şekilde İslam'la hükmedilmediğinden dolayı darül küfürdür. Cihat nedir? Cihat, Kur'an'da ne bahsediliyor sordur. Bir defa bu tür şeyleri sormanızın gereği ne? Siz beni suçladığınız şeyi sorarsınız. Suçladığınız şeyle alakalı ben size cevap veririm. Ama sizler tutmuşsunuz resmen bir anket yapar gibi binlerce insanı farklı farklı şehirlerden alıyorsunuz. O binlerce insanı farklı farklı şehirlerden alırken o insanların aileleri ne düşünür, ne yapar, komşularına karşı mahcup olur mu, olmaz mı? O ailelerinden erkeklerini aldığınız zaman bu insanlar ne edecekler, ne yapacaklar düşünmüyorsunuz. Bir kişinin nefsi, bir kişinin menfaati veyahut sisteminizin menfaati, artık arka planda neler dönüyor bilmiyorum. Allah subhanahu wa ta'ala tuzaklarınıza tek tek boşsun ve o tuzaklarınıza sizleri boğsun. O kadar insanı farklı farklı şehirlerden topluyorsunuz. İkincisi, ayrıca siz onları serbest bıraktığınız zaman onlara ücretlerini de ödemiyorsunuz. Kendi ücretleriyle gitmelerini söylüyorsunuz ki zaten ekonomi ortada. Yani bir uçak biletinin kaç lira olduğunu az çok 1000 lira mı 2000 lira mı tahmin edebilirsiniz. Ya da otobüs biletlerinin kaç lira olduğu ortada. Velhasıl bu insanlara sonra da diyorsunuz ki hadi neyse gidin, suçunuz yokmuş. İnsanları öncelikle mağdur ediyorsunuz.
zelil bir duruma getiriyorsunuz. Daha sonra da diyorsunuz ki hadi serbestsiniz. Bir şeyiniz yokmuş diyorsunuz. Sonra da birkaç yıl dosyayı açık bırakıyorsunuz ki hani yani böyle boşu boşuna biz bu işi yapmadık. Bakın yani öyle düşündüğünüz gibi basit bir şeyler değil. Bunlar suçlu insanlardı da işte biraz çok şüpheler ağırdı da biz bundan dolayı aldık gibi gösterip sonra da o dosyayı da zaman sonra kapatıyorsunuz. Tabii beni ifadeye aldıklarında, ifadede sordukları sorular dediğim gibi az çok inancımla ilgiliyken daha sonra Darül Erkam'la ilgili sorular soruldu. Darül Erkam'a gönderilen paralar söylendi. Ben Darül Erkam'ın kendisinin sosyal medyada yaptığı, yürüttüğü eylemlerden bahsettim. Videoların içeriğine bakılabileceğinden bahsettim. Adam kendisi sivillere yardımdan bahsediyor. İhtiyaç sahiplerine yardımdan bahsediyor. Sizin yüzünüzden insanlar insanlara da yardım etmeyecek bundan sonra. Sizin yüzünüzden insanlar birbirlerine yardım yapmaktan da artık geri duracak. Bunu da engelleyeceksiniz. Ya bu insanlara sorsan siz Müslüman değil misiniz? Müslümanız. Ya o ki Müslümansınız. Sizin yaptığınız işe bir bak. Size yaptırılan işe bir bak. Sizler resmen Allah subhanahu ve teala'nın tamamen razı olacağı eylemler yapan insanların eylemlerini sorgulayacak bir duruma gelmişsiniz. Sizler Kur'an'a muhalif çalışıyorsunuz. Sizi Kur'an'a muhalif çalıştırıyorlar. Tabii bu defa videolar çok güzel bir şekilde dinlenilmiş. Ama yine amaç karşı tarafı nasıl suçlarız, karşı tarafı nasıl hapsedebiliriz, nasıl sustururuz amacı güttüklerinden dolayı buna dair, buna göre bir çalışma yapmış istihbarat. Sordukları soru işte Ne Mutlu Türk'üm diyene meselesi, Ne Mutlu Türk'üm diyene ile alakalı bir video vardı. Onu almışlar, onu incelemişler. İşte Bingöl'deki olaylarla alakalı konuştuğum şeyleri incelemişler. Tağut'la alakalı çekilen bir video vardı, onu incelemişler. Oradan böyle başlıklar sayamayacağım kadar onlara göre suç. Ben tabii ki açıklamalarımı, ifadelerimi yaptım. Dosya kapandı. Birkaç gün sonra da hakimin karşısına bizi çıkartmak için götürdüler. Bizler tabii o gün astsubaylar falan, askeri, yani o gün işte astsubaylar, bizimle ilgilenen kişiler falan vardı. Çoğunun rütbesini zaten göremiyorsunuz sivil elbiselerle. Ama astsubay olduklarını az çok aralarında konuştukları zaman anlayabiliyorsunuz. Bizleri götürdüler. 6 kişilik bir gruptuk ya da 7 kişilik bir gruptuk. En sona kalan bir gruptuk. Tabii bir tane astsubay geldi. Dedi ki böyle 6-7 kişinin içerisinde falan kişi tamamen serbesttir. Hiç mahkemeye bile girmesine gerek yok, yargılanmasına gerek yok. Serbestsiniz dedi. Bu kadar kolay. Yani 7-8 gün siz onlara bir sıkıntı çektiriyorsunuz. O sıkıntıdan sonra diyorsunuz ki tamam hadi gidebilirsiniz. Benimle bir tane abiyi bıraktı. Savcı tabii benimle abinin tutuklanmasını söylemiş. Beni ilk başta mahkemeye çağırdılar. Ben de daha sonra içeriye girdim. Hakimin karşısına çıktım. İçeriye girdiğimiz zaman ben hakimin karşısında şöyle çıktım. Tam şöyle durdum. Hakim benim o durumumu gördüğü zaman öyle bir sinirlendi, öyle bir bunaldı ki, o an öyle bir bağırdı ki, o mahkeme salonu resmen onun sesiyle doldu, inledi. Şimdi insan şunu düşünüyor. Bir tane adı hakim, bir şekilde ithal yasalarla veya kendi uydurdukları yasalarla seni yargılıyor ve sesi sadece bir odayı inletebiliyor. Yahu benim iman ettiğim hakim ise yeri de, göğü de, bildiğimizi de, bilmediğimizi de idare ediyor. O kadar geniş bir hakimiyeti var. O kadar anlayamayacağımız kadar büyük bir hakimiyeti var. Ama sen gelmişsin burada işte sana bir makam vermişler, koltuk vermişler. Sen hakimsin demişler, adın da hakim demişler, bana hükmedeceksin. O hakim bir muvahhidin gözünde gerçekten de küçülüyor. Konuya dönersek. Tabii hakim o şekilde bağırdı gibi kollarımda bu şekilde ben yavaş yavaş indirdim. Karşısında saygıyla durmak istemiyorum. Bulundukları konuma saygı da göstermiyorum. Benimsemiyorum, sevmiyorum. Ellerimi bu şekilde indirdim. Daha sonra başladı sormaya. Dedi ki, dosyayla ilgili söyleyeceğim bir şeyler var mı? Dedim ki, hakim bey, ben Darül Erkam'a yardım yaptığım söyleniliyor. Bugün ben İHH'ya da yardım yaptığıma dair bazı eylemlerim oldu. Yarın eğer İHH PKK'ya ya da FETÖ'ye yardım yapsa, ben onların yaptığı yardımdan dolayı terör örgütü üyesi mi olacağım? Bu usul tamamen yanlıştır, fasittir. İkincisi dedim, benim çektiğim videolarla alakalı, benim söylediğim sözlerle alakalı IŞİD'e mensup olduğum, IŞİD'i desteklediğim, IŞİD'in propagandasını yaptığıma dair ifadeler, suçlamalar da bulunulmuş. Birincisi,
IŞİD'le alakalı hiçbir konuşmam yoktur. Ben dinimi anlatıyorum, dinimi yaşıyorum, dinimi insanlara tebliğ ediyorum. Bu dinin adı da İslam'dır. Bütün o mahkemenin içerisinde sol tarafında tamamen assubay yığını, sağ tarafında da avukat beni pür dikkat dinliyor. Tabi avukat daha önceden kendi eşimi aramış. Demiş ki böyle böyle bu verdiği ifadeden dolayı çıkamaz demiş. Allah subhanahu wa ta'ala dilediği zaman sizin çıkamaz dediğiniz yerlerden de çıkarız. Allah subhanahu wa ta'ala dilemediği zaman sizin çıkar dediği yerden de çıkamayız. Çünkü o avukat bir zaman önce bana gelmiş demişti ki şunları şunları söyle, bunları bunları söyle. Sonra takdir hakimin. Dedim ki hayır. Takdir Allah'ın. Takdir hakimin değil. Hakim dediğin kim? Yani biraz zaman sonra acıkacak, gidecek yemeğini yiyecek. İşte ya da biraz zaman sonra terleyecek, kokacak. Eşi bile ondan tiksinecek. Çocukları üf püf kokuyorsun diyecek. Git banyo yap diyecek. Hakim dediğin bu işte. Takdir Allah subhanahu ve teala'ndır. Allah subhanahu ve teala dilemedikçe o peşinden gittiğiniz savcılar var. Yani savcının arkasında resmen el pençeler. Sen resmen bu savcıyı put edinmişsin. O adalet sarayının içerisinde ilahlar sarayı olmuş. Küçük küçük ilahlar, küçük küçük putçuklar oluşmuş. Sen onları put ediniyorsun. Onlara o kadar tazim ediyorsunuz, o kadar saygı gösteriyorsunuz ki el pençe duruyorsunuz. Yahu hayatında bir defa Allah subhanahu wa ta'ala'nın karşısında o şekilde durdun mu? O şekilde durdunuz mu? Ama bir tane insan, aynı sizin gibi bir insanın karşısında ise el pençe duruyorsunuz. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi bilmiyorsunuz. Eliniz ayağınıza dolaşıyor. Velhasıl ben dedim ki şu salonda bulunan bütün herkes de bilir ki Kur'an ve laiklik taban tabana zıttır. Kur'an'ın anlattığı din ortadadır. Laiklik ideolojisinin anlattığı şeyler ortadadır. Asla ve asla ben laikliği benimsemiyorum. Nasıl dedim kumar yasasını, nasıl faiz yasasını, nasıl zina yasasını, fahişelerin yasasını, nasıl içki yasasını ben benimseyebilirim? Benimsemiyorum, kabul etmiyorum. Daha sonra şunu söyledim. Dedim ki anayasanın 25. maddesine göre ben zaten dinimi sözel, yazısal ve medyasal olarak paylaşabilirim, yayabilirim. Hakim o ara şöyle baktı bana, dedi. Anayasayı kabul etmiyorsun ama anayasanın 25. maddesine de sığınıyorsun dedi. Dedim ki hakim bey, ben size bir şey söyleyeyim, bu konuya açıklık getireyim. İslam'da dedim cizye kanunu vardır, cizye ayeti vardır. Cizye kanununa göre bir zımmi gelse dese ki, ey Müslüman halifesi, ey devlet başkanı, ey Müslümanlar, sizler malımızın ve canımızın cizye karşılığında korunacağını söylüyordunuz. Falan ki zamanda benim çocuğuma şöyle oldu, filan ki zamanda benim malıma böyle oldu dese, o zımminin İslam'ın bu kanununu kabul ettiği anlamına mı gelir? Kabul ettiği anlamına gelmez. O zımmi bizim dinimize göre çelişip çelişmediğimizi bize söylemek için bunu söyler. Ben de sizin inancınıza göre, anayasanıza göre böyle diyorsunuz. Bugün ben niye yargılanıyorum o zaman? Kesinlikle ve kesinlikle laikliğinizi kabul etmiyorum. Ben bir Müslümanım, ben bir muvahhidim. Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamakla da mükellefim dedim. Daha sonra söyleyeceğim bir şeyler var mı dedi. Hayır dedim. Daha sonra bana dedi ki, ey falan Kur'an okuyor musun? Dedim ki evet Kur'an okuyorum. Türkçesinden mi okuyorsun, Arapçasından mı okuyorum? Dedim hem Türkçesinden okuyorum hem Arapçasından okuyorum. Ben sana bir ayet söyleyeyim de çıktığın zaman onu düşün dedi. Buyurun dedim. Dedi ki şeytan sizi Allah ile aldatmasın ayetini çıktığın zaman düşün dedi. Şimdi insan düşünüyor. Şeytan beni Allah ile hadi aldattığını düşünelim. Peki seni ne ile aldattı? Bulunduğun konuma baktığım zaman Allah subhanahu wa ta'ala ile ilgili hiçbir şey gözükmüyor. Seni şeytan menfaatle aldatmış, metayla aldatmış, makamla aldatmış, şöhretle aldatmış, insanların saygı duruşlarıyla aldatmış, seni pohpohlamalarıyla aldatmış, Allah'la da aldatmamış. Tabi verilecek çok çok cevap var. Hakimiyetle alakalı ayetleri okusak yetmez, şirkle alakalı ayetleri okusak yetmez, tağutla alakalı ayetleri okusak yetmez. Sesimi kıstım. Tamam çıkabilirsin dedi. Çıktık. Bir süre bekledik. Karar verildi. İçeriye girdik. Herhangi bir suçun olmadığı gözlemlendiğinden dolayı kişinin adli kontrolle pazartesi işte falan günleri adli kontrolle imza atarak, karakolda imza atarak serbest bırakılmasına karar verilmiştir dedi. Şimdi soruyorum ya. Benim o ki herhangi bir şekilde delilim yoktu. Siz benim evimi delil olması için mi ya da delil bulabilmek için mi bastınız? O ki bu kadar araştırma yapıyorsunuz. O ki
elinizde topladığınız o belgeler de sizin için delil değilse, daha niçin bu kadar zulmü yapıyorsunuz? Yani siz ifade dosyasını doldurmuşsunuz. O zamandan anlayamıyor musunuz ki o ifade dosyasının içerisinde bulunan şeyler suç teşkil etmiyor. Biz anayasamızla çelişiyoruz. İlla birisi gelip de karşınıza geçip de 8 gün içerisinde inim inim inletip de pislik yataklarda yatırıp, pislik havayı teneffüs ettirip, o pislik klozette bulundurup, o kokan 2006'dan kalmış ki üzerinde etiketi var o battaniyenin, 2006'dan kalan ve bence yıkanmayan o battaniyelerde yatırıp da sonra da karşınıza alıp da ya suçunuz yokmuş demenin bir gereği var mıydı? Anlayamıyor muydunuz? O ifade dediğiniz dosyanın içerisine sıkıştırdığınız suç diye suç zannettiğiniz şeylerin aslında suç olmadığını. İlla gelip de birisinin böyle böyle şöyle şöyle dedikten sonra ya bunlar suç değilmiş demesini mi? Ya da size ben öğretmenlik mi gelip orada yapacağım? Kendi yıllarca okuduğunuz o okullarda, o mekteplerde, o mabetlerinizde okuduğunuz şeylerin aslında kendinizle çeliştiğini göstermesi için birisi gelip size bunları konuşması mı gerekliydi? Yani biz sadece canımız yanmıyor ki, biz sadece acı çekmiyoruz ki. Bizim kendi evimizdeki eşlerimiz de, çocuklarımız da, çevremiz de bu sıkıntıyı yaşıyor. Benim annem şekerle, benim annem tansiyonla gebelleşiyor. Benim annem bunun hastası. Şimdi ben böyle bir durumda bile Allah'a hamdolsun, Rabbime şükürler olsun ki Rabbim bana bunu fitne kılmasın. Halen davetimi devam ediyorum ki böyle bir meseleler, tansiyon hastasını, şeker hastasını ne duruma getirir az çok bu hastalar bilir. Bilmeyenler de araştırsın. Hani bazı Müslümanlar bu işi zannediyorlar ki böyle bedavadan, böyle hiçbir şeyi bedel ödemeden böyle rahat rahat yapıyoruz. Ben o Müslüman kardeşlere de bunu söyleyeyim ki hayatınızı gerçek manada ya düzeltirseniz, ya onun bunun korkusuyla yaşamaz, bu dine bir an önce sarılır ve fayda gösterirsiniz, ya da Allah muhafaza, Allah subhanahu teala sizi bu hallerinizde, bu durumunuzu, bu durumunuza gazap eder, masiyet üzere olduğunuzdan dolayı, Allah subhanahu teala razı olmadığı bir durumda olduğunuzdan dolayı Allah subhanahu teala çeker alır o nimeti sizden, öyle kala kalırsınız. Müslümanlık bu kadar bedava bir din değil. Herkes bu dine bir katkıda bulunmak zorunda. Allah subhanahu ve teala'nın dinini yaymak zorunda. Sadece namaz kılıp işten eve, evden işe namaz kılan, oruç tutan, itikafa giren öyle sade bir Müslüman portresi sizi ne kadar ayakta tutur? Allahu alem. Ya da Allah subhanahu ve teala'nın insanlardan korkmayın, benden korkun ayeti sizin hayatınızda ne denli, hangi konumda bulunuyor onu da bilmiyorum. Bu yüzden gerek Müslümanlara nasihatimdir. Bu konu hakkında kendimize bir çekidüzen verip bu dine bir şekilde katkıda bulunalım. Namaz kılmamız kendimize fayda. Oruç tutmamız kendimize fayda. Allah'a hamdolsun ben yeni yeni insanlar görüyorum. Yeni yeni insanlar fark ediyorum. Bir pazara gidiyorum, adımla birisi seslendiği zaman diyorum ki Allah'a hamdolsun konuşmalarından, muhabbetlerinden yayılıyor demek ki. Kimileri falan hocadan, filan hocadan Allah subhanahu ve teala o hocalara hidayetlerine vesile kılmış. Geçenlerde normal sokakta yürüyorum, falan kişi benim ismimi zikrediyor. Falanca kişi benim ismimi bağırıyor. Diyorum ki Allah'a hamdolsun. Demek ki bir etki oluşmuş. Birilerine Allah subhanahu ve teala vesileyse hidayetçi olmuş. Allah'a hamdolsun. Bu yüzden Müslümanlar olarak kendimize bir çekidüzen verelim. Davet yayılıyor ve bu sistem buna engel olamıyor. Çünkü o kadar batıl bir düzeni var ki, o kadar bozuk bir düzeni var ki bu düzenle hakkın karşısında kalamıyor. Batıl zatında güçlü görünebilir. Lakin o zayıflığının üzerinde bir güç görmediğinden dolayı kendisini her zaman güçlü zanneder. Bizler bugün Müslümanlar olarak o batılın zayıflığından daha aşağılarda yaşadığımızdan dolayı bugün batıl kendini güçlü zannediyor. Bugün bu toplum bu batıl sistemi güçlü zannediyor. Bizler İslam'ı güzel bir şekilde tanıtmaya çalışmamız gerekli. İslam'ın nasıl yayılması gerektiğine dair dertler edineceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin falan falan ülkelere gönderdiği sahabelerindeki amaç İslam'ın yayılmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece namaz kılan, oruç tutan bir kişi değildi. Ayrıca ne yapıyordu bir de? İslam'ın yayılması için gayret gösteriyordu. İslam'ın yayılması için mücadeleler ediyordu, savaşıyordu. Bu yüzden biz bu açıyı görmeyip sadece amellere dönersek Allah muhafaza Allah subhanahu ve teala dinini yarım yavaşlamış oluruz. İyiliği emredip kötülükten nehyeden bir topluluk olmaz. Sadece kendi içerimizde yankı yapan, kendi içerimizde konuşup nasihatleşen bir topluluk oluruz. Allah subhanahu teala öncelikle bu konuda beni ıslah etsin. Daha sonra da bütün kardeşlerime Rabbim bu durumu, bu olayı, bu eylemi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala hiçbir Müslümanı, hiçbir muvahhidi bunların eline düşertmesin. Bunların eline düşertmemekle beraber de Allah subhanahu teala Müslümanları
bir eylesin, birlik eylesin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.